Evet arkadaşlar, 9. teste geçiş yapıyoruz. Evet, şu anda sorularını çözmüş olduğumuz kitabınızda ekranda görüyorsunuz. Ben Tarık Feyzoğlu, Çöz Kazan Yayınları TYT Biyoloji Soru Bankası'nın aynı zamanda yazarıyım. Bu kitabı tabii şimdi 9. teste kadar geldik az çok. En azından ilk üniteyle ilgili bilgi sahibi oldunuz. Bu kitabı yazarken arkadaşlar, her zaman olduğu gibi geçmiş dönemde de benim canlı yayınlarımdan takip eden öğrencilerim de bilir. Çok net bir şekilde söylediğimiz bir şey var hazırlarken, kitap hazırlarken. Kazanım, kazanım, kazan. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Onun dışında herhangi bir şekilde çıkılmamıştır arkadaşlar. Çünkü müfredatın dışında çözeceğiniz soru ya da ÖSYM'nin soru tarzlarının dışında böyle çok absürt bir soru tipiyle karşılaştığınız zaman sanmayın ki o soru çok kalitelidir. Bizim burada yapmaya çalıştığımız olay tamamıyla öğrencilerimiz kazanımlarını net bir şekilde öğrensinler ve ÖSYM'nin de bu zamana kadar kazanımlar doğrultusunda öğrencilere aktarmış olduğu, sormuş olduğu soruları benzerini bu kitaba koyduk ve son derece faydalanacağınız bir kitap. Çok net bir şekilde söylüyorum. Son derece faydalanacağınız bir kitap. Zaten çözümlerin hepsini de bu şekilde videoda izleyebilirsiniz. Bizleri izleyebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 9. testteyiz demiştik ve 1. soruyla olaya startı verelim. Çöl hayvanlarının yağ depo etmelerinde yağların 1-2-3 özelliklerinden hangileri etkili olabilir demişiz. Şimdi yağlar organik yapıdadır, evet. Ama organik yapıda olduğu için yağlar depo edilir cümlesi çok saçma ve komik olur. Peki çöl hayvanı niye yağ depo ediyor? Çöl hayvanı yağları bol miktarda hidrojen içerdiği için, depo ediyor. Şimdi diyebilirsin ki ya hidrojen içeriği olabilir. Ne alaka? Şu H2O yani su molekülü hidrojen içeriyor. Yağı yaktığınız zaman bol miktarda su açığa çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla bu sebepten ötürü yağ depo edilir. Ester bağını içermesi de hiçbir şey ifade etmez. Şimdi ATP'nin de yapısında ester bağı var. Ama ATP depo edilen bir molekül mü? Tabii ki değil. Hücreden hücreye de aktarılamıyor biliyorsunuz. O halde doğru yanıtımız nedir? Yalnız 2'dir diyoruz. Evet arkadaşlar, geldik 2. sorumuza. Yukarıda verilen moleküllerden hangisinin oluşumu sırasında ester bağı oluşmamaktadır? Evet gençler, şimdi bakalım. Trigliserit, hemoglobin, nişasta. Şimdi gençler, trigliserit nötral yağdır. Yapısında ester bağını içerir. Kaç tane? 3 tane. Hemoglobin nedir gençler? Proteindir. Yani yapısında peptit bağı vardır. Nişasta karbonhidrattır. Polisakkarittir. Yapısında glikozit bağı vardır. O halde gençler, ikinci ve üçüncü moleküllerin oluşumu sırasında ester bağı meydana gelmez. Evet, üçüncü sorudayız. Yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm canlılarda ortak olarak gözlenmektedir? 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ve 4 demişiz. Bakalım. Homeostezi kararlı iç dengenin sağlanmasıdır ki bu ünitedeki birçok testte bunu koymuştum, hatırlarsınız. Daha önce de değinmiştim. Örnek olarak boşaltımı vermiştik hatta. Bütün canlılarda kesinlikle ve kesinlikle ortak olarak gözlenen bir özelliktir. Döllenme her canlıda olmaz. Şimdi mesela bir bakteri hücresini alın, prokaryot. Spermi yok, yumurtası yok. Döllenme asla meydana gelmiyor. Mitoz bölünme, hiçbir prokaryotik hücre mitoz bölünme geçiremez. Çünkü prokaryotların çekirdekleri yoktur.
Ve çekirdekleri olmadığı için de arkadaşlar karyokinez dediğimiz çekirdek bölünmesini gerçekleştiremez. Çekirdek bölünmesinin olduğu mayoz ve mitoz bölünmeyi es geçiyoruz yani. Metabolik artıkların dışarı atılması zaten homeosteziyi sağlamaya yönelik bir örnektir. Dolayısıyla arkadaşlar bu sorudaki cevabımız 1 ve 4'tür. Buraya rahatlıkla boşaltım diyebilirsiniz. Ve boşaltımı da homeosteziye örnek olarak verebilirsiniz. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Bir molekül glikojen sentezi sırasında 200 glikozit bağı kurulmuş ise tüketilen glikoz molekülü sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Gençler, glikojen bir polisakkarittir. Polisakkaritlerin formülü en kadar glikozdan meydana gelir. N eksi 1 kadar da su açığa çıkar. Ve buradaki bağın adı da glikozit bağıdır gençler. Şimdi 200 tane glikozit bağı eşittir su sayısına. Çünkü bağ sayısı kadar su sayısı açığa çıkartıyoruz. O halde burada ne vardır arkadaşlar? 200 molekülde su vardır. Ama ben size neyi sormuşum burada? Glikoz molekülünü. Bir fazlası olacağına göre cevap 201 olacaktır. Evet. Beşinci sorudayız. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi tüm canlı hücrelerce üretilmektedir demişiz. Sakkaroz, ATP, glikojen, maltoz ve kitin. Arkadaşlar sakkaroz çay şekeridir bitkilerce. Maltoz arpa şekeridir bitkilerce. Glikojen hayvan, mantar ve bakteri, hatta arkenin de depo maddesi. Kitin mantarların hücre duvarında bulunan eklem bacaklı bazı omurgasız gruplarından bir tanesi bu yani. Eklem bacaklı derken hayvanlardan bahsediyoruz ama her hayvandan bahsetmiyoruz. Ama ATP her canlı hücre tarafından solunum yoluyla, bu oksijenli ya da oksijensiz hiç önemli değil, üretilen bir molekül grubudur. Altıncı sorudayız gençler. Yukarıda verilenlerden hangilerinin yapısında hem karbonhidrat hem de protein molekülü bulunmaktadır ki? Bu soruya lütfen dikkat edin. Bu soruyu çoğunuzun yanlış yapacağını biliyorum. Şimdi hücre zarıyla başlıyoruz. Her ne kadar bu ünitenin içerisinde hücre sorusu olmasa bile hücre zarıyla biz başlayalım. Hücre zarının yapısına baktığınız zaman gençler, bunlardan iki sıra halinde çiziyoruz. Fosfolipid tabakasıdır bu. Karbonhidrat ya da proteine dahil edemezsiniz. Şurası protein grubudur. Şöyle glikoproteinler çıkar buradan. Yani glikoz artı protein dediğimiz karbonhidrat ve protein grubu vardır. Dolayısıyla arkadaşlar hücre zarında karbonhidrat artı proteini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sizin şaşıracağınız noktayı söyleyeyim, DNA ve RNA'dır. Neden? Ben biliyorum ki birçok öğrenci DNA ve RNA'nın yapısında protein vardır diyor. Ama asla ve asla protein yoktur. Yapılarında baz var, şeker var ve fosfat var. Şeker karbonhidrattır. Eyvallah. Ama o karbonhidrat. Ya protein, amino asit yok, protein yok, hiçbir şey yok. Şimdi burada niye siz bu yanılgıya düşüyorsunuz biliyor musunuz? DNA üzerinde bulunan genler protein sentezinde görevli. RNA da DNA'dan üretilen ve protein sentezinde görev alan moleküller olduğu için otomatikman siz bunların hepsine tik atıyorsunuz. Ama 2 ve 3'e tik atma olasılığımız yok. Cevabımız yalnız 1 olacak. Ama tekrarlıyorum, çoğunuzun Edirne işaretlediğini biliyorum. Evet arkadaşlar, 7. sorudayız. Canlılarda kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesiyle ilgili olarak 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Daha önceki sorularımızda da ısı enerjisinden yararlanılmadığını söylemiştik hatırlarsınız eğer. Biyolojik katalizör olan enzimlerin protein yapılı olduğu ve bunların yüksek sıcaklıkta yapısının bozulmasından kaynaklı olarak ısı enerjisinden faydalanmadığımızı söylemiştik. Keza aynı şekilde tepkimelerin başlaması için aktivasyon enerjisine duyulur, ihtiyaç duyulur
cümlesinden de bahsetmiştik. Demiştik ki reaksiyonların başlaması için gerekli olan enerjiye aktivasyon enerjisi denir demiştik. Tepkimelerin gerçekleşmesi için ortam sıcaklığını sürekli arttırması gerekli değildir. Çünkü az önce de söyledik, yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısı ne oluyor? Bozuluyor. Dolayısıyla da doğru seçeneğimiz 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. Sekizinci sorudayız. Enzimlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Her enzimin çalıştığı optimum sıcaklık aynıdır. Tabii ki hayır. Neden? Şimdi bugün yanardağ bacasında yaşamını sürdüren termofil isimli bir arke türünden bahsedelim. Bu arke türünde 108 derecelik optimum sıcaklık var. Ben 108 derecede yaşayamam. Ya ben ortalama olarak vücut sıcaklığı 36.5'lerde 4'lerde olan bir canlı grubuyum. Dolayısıyla bu yanlış. Ama enzimlerin hepsi reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerji, yani aktivasyon enerjisini düşürür. Enzimler laboratuvar koşullarında da kesinlikle, yani hücre dışında da kesinlikle çalışabilme özelliğine sahiptir. O halde doğru yanıtımız ne oluyor arkadaşlar? Yalnız 2 oluyor. Bir bilgi sorusu. Aşağıda bazı tepkimeler gösterilmiştir. Buna göre tepkimelerde X ile gösterilen molekül aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Şimdi gençler, burada protein amino aside dönüşmüş, nişasta glikoza dönüşmüş, maltoz da 2 glikoza dönüşmüş. Yani polimerler monomer hale getirilmiş. Biz bu reaksiyona ne isim veriyoruz? Hidroliz. Hidrolizde neyi tüketmeniz lazım? Suyu. O halde cevabım Denizli seçeneğidir arkadaşlar. Evet. 10. sorudayız. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin hidrolizi ortamın pH'sini düşürür? Arkadaşlar, pH'nin düşmesi asitliğin artması anlamına geliyor. Şimdi bakın, sakkaroz, maltoz, glikojen, nişasta, karbonhidrat çeşitlerini sindirdiğiniz zaman açığa çıkan ürünler kesinlikle ve kesinlikle asidik bir ürün değildir. Yani pH'i düşürmez. Fakat trigliserit, yani nötral yağ parçaladığınız zaman açığa çıkan bir yağ asidi grubu var. 3 molekül yağ asidi ve bu asit diyorsunuz. Dolayısıyla burada pH'in ne olması lazım? Düşmesi lazım. O halde cevabımız Edirne seçeneğidir. Evet. Aşağıda bir bitki hücresinde gerçekleşen hidroliz tepkimesinde oluşan ürün miktarına yönelik grafik gösterilmiştir. Oluşan ürün miktarı zaman demişiz. Oluşan ürün miktarındaki enzimin dışında etkili olan A ve B maddeleriyle ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğru olabilir ki? Bakın, burada da yanlış yapan ya da boş bırakan öğrencilerin grafiğin üzerindeki cümleyi okumadığını net biliyorum arkadaşlar. Bakın, ben burada ne demişim? Hidroliz. Bir kere hidroliz olayında kesinlikle ve kesinlikle ATP harcanmayacağı için A maddesi ATP olabilir diyemezsiniz. Çünkü hidroliz, yani sindirim olayında ATP harcanmıyor arkadaşlar. Ama A maddesi reaksiyon hızını arttırıp oluşan ürün miktarında artışa sebebiyet vermiş olabilir. Yani aktivatör olabilir. B maddesi, bakın, ürün oluşmuş. Fakat oluşan ürün miktarı diğerlerine göre ne olmuş? Daha az düzeyde. Belki de reaksiyon hızının düşmesinden kaynaklıdır. Ama reaksiyon hızınız düşse dahi ürün oluşur. Yani inhibitör olabilir diyorsunuz. Çünkü inhibitör, biliyorsunuz ki, reaksiyonu yavaşlatan ya da durduran moleküllerdir. Maddelerdir. O halde ne diyoruz arkadaşlar buradaki cevabımıza? 1 ve 2. Özellikleri verilen molekül aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hayvan hücrelerince sentezlenir dediği anda ben sakkaroza, nişastayı, fruktozu elerim. Çünkü meyve şekeri,
Bitkilerin depo maddesi ve çay şekeridir. Keza aynı şekilde glikozu da ederim. Çünkü ben glikozu açığa çıkartırım, oluşturamam. Glikozu oluşturuyorsam ben fotosentez yapan bir canlıyım. Dolayısıyla cevap direkt Adana çıktı ama diğer özelliklere de bakalım. Laktoz organik olduğu için karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini içerir. Ve laktoz disakkarit olduğu için hidroliz olmadan, yani parçalanmadan herhangi bir şekilde hücre zarından geçebilme yetisine, özeline sahip değildir diyoruz. Böylelikle bu testin de sonuna geliyoruz arkadaşlar.